Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de gerçekten muhteşem ötesi bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün sizden hiç transfer falan istemedim ama ben 2 tane dev transfer edeceğim arkadaşlar. Gerçekten muhteşem ötesi olacak ve arkadaşlar bugün sizlere hiç sormamama rağmen ben yine de yapacağım bugün. Çünkü yorumlarda çok istiyordunuz, görüyordum arkadaşlar. Ve 2 tane birden yapmama özel. Sizde hiçbir zaman like atmıyorsan bile, öylesine izliyorsan bile sen de like at. Hadi bakalım bu videoda 3000 beğeniyi geçelim. Bak dünkü videoda 3 tane tot çıkardık 85 artı. O zaman bile geçememişiz. Bari bugün geçelim. Hadi bakalım like butonuna bas ve yeniysen de hoş geldin diyorum. Abone olup bildirimleri aç. Türk'ün gücü serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle kadroyu dizelim. Sonra sizin istemediğiniz bazı oyuncular var. Onları çıkartacağım. Kadroyu düzenleyeceğim. Ve sonrasında da arkadaşlar size sunacağım. Ve bir şey de isteyeceğim sizlerden. Yani bir yorum yapmanızı isteyeceğim. Hangisini yükseltmem hakkında. Ama daha ona karar veremedim. Bir dakika, yanlışlıkla Eto'yu koydum hemen. Gomis'i koyalım. Evet, kalecimiz Muslera biliyorsunuz zaten. Kalede Muslera olacak. Sol orta sahamızda kim var? Ryan Babel arkadaşlar. Çok az kişi izledi. Çünkü derbi gününe, yani derbiye bir saat kala attım videoyu. Ve o yüzden az izlendi. Derbi ile alakalı bir videoydu ama biraz daha erken atmam gerekiyordu yani videoyu. O yüzden az izlendi yani. Derbiye özel bir video çekmiştim. Fenerbahçeli oyuncuları falan çıkartıp sadece Beşiktaş Galatasaraylı oyuncuları kullanmıştım o videoda. Ve o videoda aynı zamanda bir de Babel'i yükseltmiştim arkadaşlar. Ama siz bunu çoğunuz görmediniz. Görenler de var. Asıl sıkı takip edenler zaten o videoyu da izlemiştir, görmüştür ama görmeyenler de vardır. Şimdi Caner'i de buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada Sergio Ramos var. Hemen koyalım abi Sergio Ramos. Evet, buraya ben bunları koyayım yine de arkadaşlar. Ama iki tane dev transfer yapacağız. O yüzden şu anlık bir önemi kalmayacak ama bir saniyenizi alayım arkadaşlar. Bunları ben bir koyayım. Hani Dinayer falan, Galatasaraylı oyuncular, Fenerbahçeli oyuncular, yani takipçilerimiz. Hani oynamayan oyuncuyu kullanmamı zaten istemez. Hani bunu düşünerek hareket edeceğim ben de. Buraya da isteği koyalım arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu durumda bu şekilde bir durum var arkadaşlar. Şimdi ne mi yapacağız arkadaşlar? Şimdi bu stoperlerin ikisi de ilk 11'de oynamayan oyuncular. Hatta Fenerbahçe'nin sağ beki de İsla oynamıyor ama İsla zaten iyi bir futbolcu. Yani oynamayı hak eden bir futbolcu en azından. O yüzden ona bir sıkıntı yok. Ancak diğer iki stoper arkadaşlar hiç hak etmiyor. Hani hak etmiyor değil de oynamıyor yani sonuç olarak. Ve bunları da ben değiştirmeye karar verdim. Ve ikisini birden bu videoda fazla coin harcasam da değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü siz çok yazmışsınız yorumlara. Ve ben de değiştirme kararı aldım arkadaşlar. Ve bir tane Fenerbahçeli, bir tane de Galatasaraylı oyuncu olduğu için bir tane Fenerbahçeli, bir tane Galatasaraylı oyuncu yeniden alacağım. İlk olarak Maicon'u alalım arkadaşlar. Hemen şuraya ben May yazayım. Ve Maicon'u transfer edeceğiz arkadaşlar. Fiyat olarak da herhalde bir 500 bin coins falandır, o civardaydı. Bakalım abi ne kadarmış. 440 bine var. 379 bine bile var. Hemen fiyata tekrardan gelelim arkadaşlar. 379 bine bile var. Gayet güzel. Hemen şöyle sıfırlayalım. Fiyat 379 bin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen aramaya bastık. Ve 379 bine bile var. 363 bine de var. Güzel abi. Hemen 363 binlik olanı o zaman alıyoruz arkadaşlar. Ve gayet güzel olacak. 81'lik Maicon'u aldık. Ve şimdi sırada 79'luk Şikirtel var. Sizin bu seriye verdiğiniz destek devam ettikçe ben böyle paralar harcamaya devam edeceğim arkadaşlar videolarda. Bu da aklınızda bulunsun. Yanlış bir yazı mı yazdık abi? Ne yazdık, ne yaptık yanlış bilmiyorum ama bu şekilde aratalım. 343 bin hepsi. Abi adam full 343 bine var. Alalım. Yapacak bir şey yok. Çok pahalı ama alacağız. Artık alacağız. Yapacak bir şey yok. Hemen takımıma geliyorum arkadaşlar. Ve takım en az bir gen artmasını istiyorum. Umarım artar. Arkadaşlar ilk olarak buraya Maicon'u koyuyoruz ve 7 gen boost'u varmış. Şikirtel az mı artmış yoksa yok, 85 gen düşük değil ya, iyi 85 gen niye? Takım 85'e yok, 88'e yükseldi ve Şikirtel daha da artacak bu arada. Şikirtel'in düşük boost'u var. Şikirtel'in fizik gücü arkadaşlar artacak. Hemen 75 bin coins, buna da basıyoruz. Hatta bir gen de artar mı bu fizik gücü? Yok, artmıyor. Ama biraz zaman sonra artabilir. Takım gerçekten harika oldu. Rolanti bu arada ne için yarıyormuş? Hiçbir işe yaramıyormuş. Arkadaşlar iki yeni dev transferimizi görüyorsunuz. Birisi Maicon ve birisi de Şikirtel arkadaşlar. Şimdi kimi yükseltelim bunu soracağım size. Bakalım arkadaşlar, şimdi 2 tane Beşiktaş'tan var, 2 tane Galatasaray'dan var. Şimdi bir de Fenerbahçeli lazım arkadaşlar. O yüzden Şikirtel mi İsla mı 90 gen olsun, bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Hemen çalıştıra gelelim, hatta gösterelim. Şikirtel mi İsla mı arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım takipçilerimiz yorumlarını yazsın. Şikirtel'i 4 gen arttırmak için ne kadar lazım? Bakalım abi. Şu an 3 gen artıyor. Ve başka ne kullanabiliriz abi burada? Başka. Şu 5000'i de kullanabiliriz. Binlerden kullanabiliriz. 11 tane bin kullanabiliriz. Ve abi bayağı bir şey. Tamam, bir şekilde yaparız abi onu da. Neto'yu ben hiç yükseltmiş miyim? Ahmet Çalık var burada. Bunu kullanalım. Martin Nines var. Bunu da kullanabiliriz. Ve
Hani bu şekilde arkadaşlar şöyle basarak bunu 4'ken 184.000 coins verip 90'ken yapabiliriz arkadaşlar. Şikirtel mi yoksa isle mi yorumlara yazın. En çok beğenileni yapacağım. En üstteki yorumu yapacağım ama en çok yorum yazılana da yapabilirim. Hani belli olmaz. Sağ bekimi yükseltelim stoperimi. Hadi bakalım arkadaşlar ona siz karar vereceksiniz. Ve sonraki videolarda da takımımız 90 yene doğru emin adım ilerliyor. 88 yen oldu. Türk gücü takımımız gayet güzel oluyor bence. Muhteşem ilerliyor. Hemen arkadaşlar o zaman etkinliklere girelim. Etkinliklere yanlışlıkla girdim bu arada. Mücadelelere girelim ve mücadelelerde lens alma mücadelesi biliyorsunuz lensi alacağız. Hani lens keşke güzel performans sergileseydi bu sene. Hani Beşiktaşlı taraftarlar da seyirciler de beğenmiyor sonuç olarak. O yüzden hani benim bir şey söylememe kızan olmaz muhtemelen. Keşke lens çok iyi olsaydı da hani böyle 90 gen lensi almamızın çok güzel bir amacı olsaydı ama maalesef çok iyi gitmiyor yani. Herkes de bunun farkında. Geçen sene Fenerbahçe'de iyiydi ancak bu sene Beşiktaş'ta gerçekten bekleneni veremedi diyelim yani. Çok kötü demeyelim ama bekleneni veremedi diyelim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı yaptınız zaten biliyorum. Bu arada gol krallığı yapacaktık. O gol krallığını da toplayan kardeşlerim var. Geçen video sayılmadı zaten. Diğer iki videoyu da yoruma yazan bir kardeşim var. Bunun da bu gol krallığını da bugün gol sayısını da yorumlara yazın. Bakalım kimler yazacak? O gol krallığını yazana da kalp koyacağım. Hani kimler kaç tane gol attı? Mesela şu anda Gomis bir tane gol attı. Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi Cengiz Ünder. Cengiz Ünder köşeye ve gol. Mesela arkadaşlar şu anda ne yazacaksınız biliyor musunuz? Aklınızda kaydedin. Gomis bir tane attı. Cengiz Ünder de bir tane attı. Gomis mesela bu maç 5 tane gol atacak. Diğer maç 2 tane atacak. Gomis 7. Cengiz Ünder 8 mesela. Hani kaç tane gol atarsa onu da yazın. Ben bir sonraki videoda gol krallığını da sizlere yazacağım. Gol krallığı ile birlikte oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu da aklınızda bulundurun. Evet. Babel Maicon. Buffett'in bir Gomis. Çok güzel pas Cengiz Ünder. Cengiz Ünder topu çekemedi. Vidgren. Nuri. Gomis. Anderson Talisca. Anderson Talisca'dan çok kötü bir şut. Muhtemelen markaj altında olduğu için öyle vurdu. Umarım hani boşta değildir o şutu çekerken. Tam göremedim ama muhtemelen boşta değildir abi. Gottas. Arda Turan pres yapıyor. Arda Turan alamadı. Buffett'in bir Gofis. Gofis diyorum. Gomis defansa yardımına geldi. Ancak alamadılar. O adam kim ya öyle? Heh, Gomis aldı. Gomis verdi topu Arda Turan. Arda Turan. Aa, Gomis'ten kötü bir pasmış bu arada. Nuri'den de kötü bir pas ama. Muslera topu aldı. Muslera Arda'ya verdi. Arda Giuliano. Giuliano. Çok güzel hareketle geçti. Şimdi Giuliano. Giuliano. Papa Gina Pulos'u da geçti. Giuliano. Giuliano. 3-0 yaptı durumu. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Bu arada birazdan yani bu videoyu ilk yüklendiği an izliyorsanız birazdan şeyin maçı var. Fenerbahçe'nin Bursa Spor'la akşam da Galatasaray'ın maçı var. Hani gerçekten arkadaşlar ligde bir anda dengeler değişebilir. Fenerbahçe 4-0 falan 4-0 yenerse Beşiktaş da 1-0 kaybeder. Yok Galatasaray pardon. Galatasaray da 1-0 kaybederse Fenerbahçe 1. sıraya yükseliyor. Gerçekten çok ilginç ya. Fenerbahçe düşsenize bu durumdan o kadar kötü durumdan hiç kimsenin şampiyon olamaz dediği durumdan 1. sıraya yükselirse gerçekten ilginç olur ama bence öyle bir şey olmaz. Hani olsa bile sezon sonunda ya bilmiyorum abi ya. Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalini ben düşük görüyorum. Bu arada 3-0 öndeyiz. Arda Turan, Buffett'in bir Gomis. Buffett'in bir Gomis. Bachirou'yu geçti. Buffett'in bir Gomis. Buffett'in bir Gomis. Çok farklı dışarı gitti. Östersunds'la yapıyoruz bu arada. Rakip Östersunds. Abi şaka gibi. Arkadaşlar rakibimiz Östersunds'muş lan. Lan de mi pardon. Abi Östersunds'la yapıyoruz. İlginç. Rakip gerçekten ilginç bir rakip geldi. Gero. Godas. Şikirtel. Giuliano. Giuliano'dan muhteşem hareket. Giuliano'dan muhteşem bir hareket daha. Giuliano. Giuliano. Çok güzel hareketlerle geçti ama şut sol ayakla vurdum abi. Keşke diğer köşeye vursaydım. Daha güzel bir şut olabilirdi en azından. Hadi bakalım. Isla. Verdi pasını Giuliano. O da verdi. Buffett'in bir Gomis. Buffett'in bir Gomis. Geçebilecek mi? Geçti. Anderson Talisca. Kaleci. Sol ayakta oradan bile atar diye düşündüm ama atamadık. Talisca kullanıyor korneri. Talisca. Arda Turan direkt. Maicon direkt. Abi şaka gibi. Orada plase yapsaydım belki gol atabilirdi Maicon ama plase yapmak aklımın ucundan bile maalesef geçmedi. Pettersson. Cengiz Ünder'den muhteşem müdahale. Cengiz Ünder. Anderson. Talisca niye sağ ayakla vuruyorsun abi ya? Vallahi ben sol ayakla vurmasını istemiştim ama ters ayakla vurdu arkadaşlar. Bu arada zaten farkla yeniliyoruz. O kadar da gol atmaya gerek yok. Ben jeneriklik güzel gol atmak istiyorum. O yüzden uzaklardan vuruyorum. O da aklınızda bulunsun.
Niye uzaktan vuruyorsun diyenler için söyledim. Bu arada defansa gerçekten yüksek oyuncular çok büyük etki yaptı. Mesela Şikirter aslında çok yavaş bir defans. Ama nasıl iyi oynayabiliyor bu kadar yavaşken? İşte bunun cevabını görüyorsunuz arkadaşlar. Adamın fiziği yetiyor. Ama şu anda yetecek mi? Şu anda yetmeyecek. Ve ama kalede Muslera var. Muslera da hani yeterli. Arda Turan. Anderson Talisca alır mı o topu? Alamadı. Gero. Godas. Şikirtel çok güzel bir müdahaleyle aldı topu. Caner Erkin. Brian Babel. Anderson Talisca. 3 Beşiktaşlı adam paslaştı. Ve Talisca şimdi. Anderson Talisca. 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 Sol ayak. Vur Talisca. Anderson Talisca. İşte arkadaşlar benim aradığım şey buydu. İşte bu arkadaşlar. İşte bu ya. Ya ben bu Talisca'nın sol ayağına uzaklardan top gelirse zaten arkadaşlar bunu kayıp etmez. İmkansız. Gerçekten imkansız. Talisca'dan muhteşem bir gol geldi ve 4-0 oldu. Giuliano. Giuliano. Giuliano'dan güzel hareket. Giuliano. Giuliano. Giuliano bir dakika abi. Tamam Giuliano ile de aynı style bir vuruş yapmayı deneyeceğim. Bakalım vurabileceğiz mi? Maicon. Çok güzel bir uzaklaştırma geldi. Gomez şimdi. Gomez. Giuliano. Giuliano. Topu çekti. Giuliano şut. Ah. Giuliano'nun yok abi. Uzaktan şutu çok iyi değil. Bitiriciliği iyi. Pasları falan iyi ama uzaktan şutu Talisca kadar maalesef iyi değil. Hani normal olarak iyi değil abi. Talisca sonuç olarak hani efsane şut çeken, efsane golleri olan bir futbolcu. Bu arada gol yiyebiliriz. Gol yemek istemiyoruz. Sema vurdu. Barajı tam zamanında zıplattım. Ve golü yememeyi sağladım. Ve Cenk Üzündar topu dikti. Ve maç bitiyor mu? Maç bitiyor mu? Bitiyor mu? Bitiyor mu? Bitmiyor abi. Niye bitmiyor maç? Hah bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maç bitti. Ve şimdi Team of the Season etkinliği yenilendiyse bir karşı atak maçı oradan yapalım. Yenilenmediyse de videonun sonuna geliriz. Ama gol krallığını sayan varsa o karşı atağı da sayın yani. Hani şimdi daha mücadele oynamayacağım. Bugün şu anlık yani oynamayacağım. Bu arada mücadelede 5. kısma geçmeye çok az kaldı. Şurayı da geçince 5. kısma geçiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve karşı atak varsa oynayacağım. Hemen bir bekleyin. Sayan kişi özellikle sen bekle. Sayan birkaç kişi vardır. Onların hepsine kalp koyacağım. O yüzden hepiniz sayın. Şimdi bakalım abi ne kadar kalmış. 7 dakikası kalmış. Ve keşke 7 dakika daha geç açsaydım videoyu. Neyse arkadaşlar o zaman sağlık olsun. Burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videomuza çıkmadan lütfen like butonunu bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan kanala abone olup şuradaki iki videodan değil şuradan abone olun ve şuradaki videodan muhteşem bir videoya gidin. Ses kalitesi birazcık kötü olmuş. Neden bilmiyorum abi. Mikrofonda bir sıkıntı olmuş o videoda. Ama arkadaşlar yine de gidin izleyin. Çok ses açmadan izlerseniz daha iyi olabilir. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Adamsınız. Teşekkürler ve bay bay.